Türkiye'de virüsle mücadele tablosu umutları artırsa da dünya genelinde mutasyon alarmı var. İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'nın ardından Brezilya ile uçuşlar durduruldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni tür daha ölümcül olabilir açıklaması ise kafaları daha da karıştırdı. Bir kez daha düğmeye basıldı. İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'nın ardından Brezilya'yla da uçuşlar durduruldu. Dünyada mutant virüs alarmı büyürken Sağlık Bakanı Koca yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan da mutasyona uğrayan virüsün daha ölümcül olabileceği açıklaması geldi. Endişeler katlandı. Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranıyla bağlantılı olabileceğine dair bazı kanıtlar var. Mutasyon önlemleri tüm dünyada artırılırken Türkiye'nin virüsle mücadelesi de günlük tabloyla ortaya kondu. 163.342 kişiye daha COVID-19 testi yapıldı. Vakaların sayısı 5.967 olarak açıklandı. Hastaların sayısı 734 olurken can kayıplarındaki azalış devam etti. 149 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı da 6.018 olurken hastalığı ağır geçirenlerin sayısı 2.003'e indi. Uzmanlar rehavete kapılmayalım uyarısı yaparken sömestr tatiline dikkat çekti. Sömestr tatil döneminde bir insan hareketliliği olursa şehirler arasında bu aynen Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bir dalgaya neden olabilir. 85 yaş üstünün aşılaması sürerken Çin'den 10 milyon dozluk ikinci parti aşının hafta sonu geleceği açıklanmıştı. Çinli yetkililerin aşıları henüz teslim etmediği, sevkiyatın bu nedenle hafta içine kaldığı belirtiliyor. Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı ise Türkiye'de üretilecek. Rus yetkililer anlaşmanın imzalandığını, teknoloji transferinin başladığını açıkladı. Türkiye Rus aşısını üretecek 7. ülke oldu.